Herkese İzmir'den merhaba, ben Tolga Özbek. Bu haftanın gündem videosunu gördüğünüz üzere İzmir Körfezi'ne bakarak sizlerle paylaşacağım. Geçtiğimiz yayınlarda çok merak edilen konular vardı. Bunlardan bir tanesi de beni çeken değerli kameramanım, yönetmenim nasıl geri geri yönüldüğü de ilgiliydi. Onları ben yorumlarda sizlere bir önceki videoda cevaplamaya çalıştım. Bugün tabii elimde kamerayla ben çekmeye çalışıyorum bunu. En azından bir yandan önüme doğru bakarken bir yandan da düşmeden sizlere bunu paylaşmayı çalışıyorum. Şöyle bir gündemi beraber değerlendireceğiz. Neler oldu, neler bitti anlatacağız. Geçen haftanın güzel olaylarından bir tanesi de ilk Türk astronot olan Albay Alper Gezer Avcı görevini tamamladı. Emniyetle dünyamıza döndü. Ona da hoş geldin diyoruz. Bu tür konular, uzay konuları özellikle ciddi motivasyonun arttırılması için Alper Gezer Avcı'nın yaptığı bu uçuş, bu görev, uçuş demeyelim uzaya gidiyor. Bu görev çok çok önemli. Onu da belirteyim. Bu arada hemen de bir parantez açayım. Çekilişimizi yaptık. Geçen hafta iki kitap ve bir soru sormuştum. İki kitabı size tanıttıktan sonra onlarla da ilgili açıklamalarda şimdi ekrana yazıyorum kazananın isimlerini ve en kısa zamanda onlara da kargolayacağım, yollayacağım. İyi okumalar. Kitaplar çok önemli arkadaşlar. Bu programda tabii İstanbul dışında olduğum için bir çekiliş, herhangi bir şey planlamadım ama gelecek bölümler neden olmasın diyorum. Ve şimdi gündem konularınıza geçiyorum. Korkmayın, kamerayı sabitleyeceğim. Daha sabit sizlerle anlatacağım. Şimdi gündemimize hemen geçtiğimiz pazar günü meydana gelen bir helikopter kazası ile ilgili başlayalım. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait S-70E Black Hawk Sikorsky imalatı helikopter kazası meydana geldi. Bu helikopter kazasında da ne yazık ki iki pilotumuz şehit oldu. Teknisyenimiz ağır yaralandı. Şehit pilotlarımız emniyet pilotu Cemil Gülen, sözleşmeli pilot Levent Öztürk ki kendisi eski bir kara havacılık pilotu, emekli albay. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine, Emniyet Havacılık Dairesi'ne başsağlığı diliyoruz. Ve teknisyenimizin, yaralı teknisyenimizin de hemen iyileşip görevine ve ailesine kavuşmasını diliyoruz. Şimdi bu kazayla ilgili neden video yapmadın? Çok ciddi bir koşturma, geçen hafta çok yoğun geçti. Çok farklı çekimlerim vardı. Bu koşturma sırasında fırsat olmadı. Ve tabii ki ben size bir video hazırlarken arkasında ciddi bir araştırma süreci oluyor. Çok fazla bilgi gelmedi ve o böyle kaza unutuldu gitti. Şimdi kazanın biraz niye oldu bunu bununla ilgili elimdeki bilgiler üzerinden anlatıyorum size. Umarım bir gün kaza raporu paylaşılır, gerçek nedenlerini öğreniriz. Bu da gerçekten kamuoyu açısından önemli bir durum. Bu kazada helikopter Hatay merkezli olarak görev yapıyor. Ve Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir programı var. Buraya işte özel timler gidecek, havadan koordinasyon lazım ve ciddi anlamda da bunları taşıyacak helikopterler, görev yapacak helikopterler bölgeye intikal ediyor. Bu helikoptere de görev geliyor. Akşam saatlerinde Hatay'dan kalkıyor. Ve Gaziantep'e gidecek. Kaza da Nur Dağı civarında oluyor. Şimdi bu tür durumlarda tabii ki S-70E Black Hawk her türlü hava şartında rahatlıkla diğer helikopterlere göre daha kuvvetli görev yapabiliyor. Uçuş ekibinin gece görüş gözlükleri var, gece gidebiliyorlar ama helikopter açısından gece operasyonu oldukça zorlu. Bunlardan bir tanesi, pilotlar çok önemli bir kısmında helikopter uçuşlarının görerek uçuyorlar. Şimdi gece gittiğiniz zaman bölge dağlık, herhangi bir şey olduğu zaman orada müdahale edebilmek zor. İkincisi, malum kış şartları, buzlanma. Helikopter kazalarındaki en önemli konulardan bir tanesi buzlanma. Bu saatte oraya iki tecrübeli pilot gidiyor ama ihtimallerden bir tanesi belki bulut içi uçuşta buzlanma meydana gelmiş olabilir. Pilotlar vertigo olmuş olabilir ki bulut içerisinde olabiliyor ama sonuçta iki pilotumuz şehit, bir teknisyenimiz yaralı. Gerçekten çok üzücü bir kaza. Emniyet Genel Müdürlüğü yoğun helikopter kullanıcı kurumlardan bir tanesi, sivil olsa da. Ama kullandığı helikopterler Black Hawk. Bugün Black Hawk'lar işte jandarmada da var. Kara kuvvetlerinde uzun yıllardır kullanılıyor. Hatta hava kuvvetlerinde de yeni yeni envantere girdi. Türk versiyonu T-70 olarak TUSAŞ tarafından üretiliyor. Ve tabii ki işte Aselsan'ın kokpitleriyle farklı bir altyapıyla birlikte görev yapıyor. Gerçekten bu helikopterin o uçuş ekibiyle birlikte kaybı gerçekten çok çok acı. Tabii uçuş operasyonuyla ilgili ilk madde uçuş emniyeti. Uçuş emniyetini zorladığınız zaman risk alınmaya başlanıyor ve arkasından da kazalara davete çıkartılmaya başlanıyor.
Gerçekten çok çok acı bir kaza. Bu kazayla ilgili umarım dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi cümlelerin başında kaza raporu açıklanır. Bizler de neden olmuş bu kaza, en azından kamuoyu bunlarla ilgili bilgilenir diye düşünüyorum. Gelelim ikinci konumuza, malum F-16 konusu. Bu videoyu çektiğim saatlerde henüz F-16 ile ilgili Amerika'da kongreye yasa tasarısı askıya asılıyor. Bir tane itiraz geldi ama o itiraz ne kadar geçerli olacak bilmiyoruz. Son saniyeye kadar bekleyeceğiz ama video çektiğim saatlerde henüz daha bununla ilgili bir konu belirlenmemişti. Bununla da ilgili ilginç bir açıklama geldi. Ben olayın farklı yönüne bakmak istiyorum. Northrop Grumman tarafından geliştirilen bir elektronik suit sistemi var. Bu ANALQ-257 Entegra Viper Electronic Harp Suite'i. İlgili bölümün başkanı Northrop Grumman'da 30 Ocak'ta bir röportaj veriyor. İşte Türkiye'nin, Northrop Grumman'ın 30 Ocak'ta ilgili bölüm başkanının verdiği bir röportaj var. Bu röportajda da bu sistemin Türkiye tarafından tercih edileceği ifade ediliyor. Tabii elektronik harp çok önemli bir konu. Elektronik harp konusunda Türkiye neden yurt dışından alıyor? Böyle bir altyapı Türkiye'de var. Bu bir tabii soru işareti. Ama bunu seçerken Hava Kuvvetleri de haklı olarak sistemi bir an önce envanterine almak istiyor. Sonuçta bunu geliştirebilecek elektronik olarak çok iyi sistem şirketlerimiz var, altyapısı var. Ama bu bir süreç alıyor. Buna da Hava Kuvvetleri uçakların ihtiyaç aciliyetinden dolayı, çünkü bir arada biliyorsunuz işte F-35'e göre bir planlama yapılmıştı. Bu F-16'lar aradaki boşluğu kapatmak üzere alınıyor. Bunlar açısından bu konuyla ilgili atılacak adımda yabancı sistem tercih edilmiş durumda. Dediğim gibi elektronik harp çok önemli. Bir mühimmat kadar önemli. Belki de ondan daha fazla önemli. Türk F-16'ları işte Ege'de uçuyor, Akdeniz'de uçuyor, Güneydoğu'da uçuyor, sınır ötesi harekatlar yapıyor. Doğu'da, Karadeniz'de her yerde uçuyor. NATO tatbikatlarına katılıyor. Elektronik harp açısından özgünlük, kendi milli sistemlerimizin olması çok önemli. Ama her şeyi de milli yapacağız derken projeler çok çok uzayabiliyor. Bunların böyle bir denge kurulması gerekiyor. Tabii gönlümüz yerliden, milliden yana ama ihtiyaçlarda o yerliliğin, milliliğin geliştirilme sürecini ne yazık ki bekleyemeyebiliyor ki şu andaki ortamda da ne kadar etraf sıcak, bunları açıkçası görebilmek mümkün. Ama bunlardan bir tanesi de elektronik harp podu. Elektronik harp podu örneğin Türkiye'de geliştirilmiş durumda ama neden işte bu suite'le birlikte alınıyor? Bunlar da açıkçası şu anlık anlayamadım, benim kavramakta güçlük çektiğim konular. Ama dediğim gibi asker de haklı, sanayi de haklı. Bakalım iş nereye doğru gidecek, ben de merakla bekliyorum. Gelelim bir başka önemli konuya. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan savunma fuarına, World Defense Show'a gerçekten Türk şirketleri adeta bir işte İDEF gibi, bir saha gibi 63 Türk şirketi bu fuarda yer aldı. Ve gerçekten şirketler tam saha oradalardı. Malum Türkiye ve Suudi Arabistan arasında toparlanan ilişkilerle birlikte pazar Türkiye'ye yavaş yavaş Türk şirketlerine açılmış durumda. Adeta son uzun yıllar bir ara verildikten sonra, hatta hatırlayacaksınız Suudi Arabistan'ın Made in Turkey, Türk yapımı ürünlere bile, böyle gıda ürünlerine bile bir alerjisi vardı zamanında. Bunlar giderilmiş durumda ve açılışı da Baykar yaptı. Baykar bölgede çok ciddi bir İHA ihracatı, yaklaşık 3 milyar dolarlık gibi yaptı. Arkasından tabii Türk şirketleri oraya gelmeye başladı. Tabii yeni ürün lansmanları da oldu. Bunlardan bir tanesi FNSS şirketinin Pars 8x8 Alpha yeni ürünü. Bu araç 8x8 son dönemde giderek dünya orduları tarafından kullanılan bir sistem. Merakla takip edilen bir sistem. 8x8 konusunda da kara kuvvetlerinin bir ihalesi var. Otokar, BMC, FNSS 3 şirket buraya ürün üretiyor. Gerçekten 3 şirkette hani ihracat başarıları ve geliştirdiği teknolojiler açısından çok çok önemli şirket. FNSS de 8x8'i adeta böyle Suudi Arabistan pazarına çıkartıp ben buradayım dedi. Bu araç personel taşıyabiliyor. Üstündeki silah sistemleriyle birlikte oldukça etkili. Attığı teber mühimmatları var üzerinden. 30 mm veya 40 mm top konabiliyor üzerine. Uzaktan kumandalı, KD'ye monte edilmiş makinalı tüfekler, 7.62, 12.7 gibi farklı opsiyonlar mevcut. Zırhı geliştirilmiş durumda ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı da durumsal farkındalığını daha arttıracak yeni nesil sistemler eklenmiş durumda. FNSS oldukça iddialı. Pars'ın yeni 8x8 Alpha modeliyle bunun lansmanı da Riyad'da gerçekleştirildi.
Bir başka önemli konu da Suudi Arabistanlı Intra şirketi insansız hava araçları geliştiriyor. Hatırlayacaksınız bu konuyla ilgili de ilk adım Vestel, şu anki adı Lentatec, onlarla Karayel'in Suudi Arabistan'da işte üretimi ortak çalışması ile gerçekleştirilmişti. Intra'nın şimdi ikinci adımı yeni bir çift motorlu İHA sisteminin geliştirilmesi, muhtemel 2025 gibi uçuş planlanıyor. Bir yıl testleri sürdükten sonra 2026'da Suudi Arabistan'da envantere gelecek. Samoan adını taşıyan bu çift motorlu İHA'da için özellikle uydu haberleşmesi SATCOM konusunda SİTEK, Türk SİTEK şirketiyle bir işbirliği imzalanmıştı İDEF'te. Bu daha da geliştirilecek. Ayrıca Intra için de Havelsan'ın genel savunma şirketleri ve konuları için simülasyon konusunda, çeşitli komuta kontrol konularında da Havelsan'la bir ortaklık orada yapılacak. Böyle bir ortak çalışmayla birlikte Türk şirketleri de yavaş yavaş bunlardan pay alıyor. Ama tabii aklımıza şu geliyor. Çift motorlu Samoan yaklaşık 50 saat havada kalacak. 220 beygirlik bir Belçika motoru var üzerinde. Keşke bu motor TEİ tarafından geliştirilen PD-222 örneğin olsaydı. Bunun da Alman Hensoldt'un kamerası var. Keşke Aser filiri olsaydı burnunda da. Bunlar da böyle içimizden geçiyor. Malum bir hava aracının en pahalı ekipmanlarının başında kamera geliyor, motor geliyor. Bunları keşke Türkiye'den alsaydı. Hatta hiç zahmet etmesinler, biz onlara TUSAŞ'ın Aksungur'unu verirdik diye de böyle içimizden geçiyor. Ama gördüğünüz gibi her ülke bir şeyler yapmaya çalışıyor bunlarla ilgili. Bu pazarda giderek hareketleniyor. Çok çok önemli bir durum bu. Beni tabii çok şaşırtan olaylardan bir tanesi de Amerika'dan geldi. Amerika'da iki farklı helikopter ihalesi var ve bu helikopterin kazananları geleceğin helikopter askeri pazarını domine edecek. Şimdi bir tarafta UH-60 serisi Black Hawk'ların yerini alacak yeni bir helikopter var. Bunu Bell şirketi V-280 modeliyle kazandı. Ve Sikorsky gibi çok büyük bir şirketi de orada ekarte etti. Sikorsky de Lockheed Martin tarafından satın alınmış. İkinci partide de FARO olarak adlandırılan geleceğin saldırı ve keşif helikopteri konsepti var. Normalde Amerikan ordusu işte Apache helikopterleriyle birlikte OH-58 Kiowa olarak adlandırılan daha hafif helikopterleri kullanıyor. Bu helikopterleri hatırlayacaksınız, ana rotorların üzerinde büyük bir kamera sistemi yer alır. Hedefi bulur, takip eder, keşfeder, gerekirse işaretler ve arkasından Apache'ler atışını yapar. Bu helikopterler en son Afganistan'da kullanıldıktan sonra Amerikalıların envanterinden çıktı ve oldukça fazla miktarda helikopter Yunanistan'a verildi. Tabii Yunanlılar bunları işte adalara konuşlandırmak, Türkiye'nin sahillerini gözlemlemek, bir operasyon olduğu zaman buraya müdahale etmek amaçlı kullanıyorlar. Ama yeni yeni konseptler içerisinde bu konsept Amerika'nın yaptığı araştırmada yavaş yavaş insansız sistemlere doğru kaydığı görülmüş. Hatta bu ihale için iki büyük dev rekabet içerisinde, bunlardan bir tanesi Bell Textron'un grubu içerisinde yer alan Bell, Bell'in geliştirdiği 360 Invictus ve tabii ki karşısında da Sikorsky'nin Raider X modeli var. Raider X tepede bir normal rotor sistemi, arkadan itiş gücüyle helikopter daha da hızlandırılıyor. Ama diğer tarafta Bell'in ürünü biraz daha AH-1 Cobra'ları andıran daha klasik bir sistem. Sonuçta Amerikan ordusu bunlarla ilgili hesabını, kitabını yaptı ve bu projenin çok ciddi bir maliyete sahip olduğunu ve çok da ekonomik olmayacağını ifade ederek bu projeyi durdurdu. Eğer durdurulmasa 2024 yılındayız. Bu yıl iki konseptte ilk uçuşunu gerçekleştirecekti ama görüldüğü üzere bu hayata geçemeyecek ve milyar dolarlık bir projede durmuş durumda. Ve tabii bu gelişmeler üzerinde hem Bell'in hem Sikorsky'nin hisselere de düştüğünü belirtmemizde fayda var. Tabii sadece olay helikopter değil, helikopterin motoru. Bu helikopterlerde kullanılan General Electric'in geliştirdiği yeni nesil bir motor var. ITEP olarak adlandırılıyor bu motor. Bu motorun da geliştirme çalışmaları durduruldu tabii bu projeyle birlikte. Gerçekten enteresan bir girişim. Sadece makası bu projeye yemedi. Sikorsky'nin imal ettiği UH-60 Black Hawk ailesinin yeni modeli V olarak adlandırılan UH-60 V modelinin de üretimi durduruldu. Çünkü Amerikan ordusu dedi ki bunun maliyeti çok çok yüksek. Onun yerine daha eski versiyon M'ye devam edelim. Manisa'nın M harfi ve aynı zamanda daha çok Chinook helikopterlerinin CH-47F'nin Block 2'si üretilsin ve buradan ihtiyaç karşılansın dendi. Bunlar gerçekten kara havacılık ve helikopter konseptlerini çok ciddi etkileyecek kararlar.
Bu boşluğu kim kapatır, nasıl kapatır? Demek ki biraz işler insansız sistemlere doğru kayıyor. Ve tabii ki her konuda olduğu gibi tamamen duygusal paralar çok çok önemli. İşte askeriyede ne kadar atış gücü, kullanımı, etkinliğinin yanı sıra maliyet de çok çok önemli bir konu. Bir başka önemli gelişme de TUSAŞ'ın geliştirdiği Hürkuş uçağından geldi. Hürkuş uçağı LGK-81 tipi bir bomba atış testini gerçekleştirdi. Lazer güdüm kiti LGK'nın açılımı Aselsan tarafından geliştiriliyor. Ve bu bombalar Mark 81 gibi 250 libre biraz daha hafif bir sınıfta bir bomba. Bu bombanın çok etkin bir şekilde hedefini vurmasını sağlıyor. Yani hedefini adeta 12'den bu bomba vuruyor buraya. Normal bir standart bir bombanın burnuna konan özel bir lazer güdüm kiti. Aselsan sadece Mark 81 için değil, bu bir bomba ailesi. Örneğin Mark 82 var, 500 librelik, Mark 83 var, 1000 librelik, Mark 84 var, 2000 librelik. Bu bombalara bu kitleri koyuyor. Hatırlayacaksınız LGK-81 daha önceden Baykar'ın Akıncı İHA sisteminde, İHA değil daha doğrusu taarruzlu insansız hava aracı TİHA sisteminde de test edilmişti. Hür kuşa konulması biliyorsunuz belirli bir miktarda uçak farklı farklı ülkelere ihraç edildi. Bu uçağın atış gücünün arttırılması açısından çok çok önemli. Bu bombayı 40 bin fit irtifadan yani yaklaşık 13 bin metreden bırakıldığı zaman bu bomba 12 kilometre ötedeki hedefini vuruyor. 12 kilometre çok ciddi bir mesafe. Yani işte Hürkuş o hedefin üzerine gidip kendini riske atmayacak ve oradan yaklaşık 10 metre hassasiyetle hedefini vuruyor. Bu gerçekten çok çok önemli bir ciddi bir mesafe. Bu açıdan da çok önemli bir test. Diyeceksiniz ki bu Hürkuş bir türlü teslim edilmedi. Bunlarla da ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın TUSAŞ'a bir talebi var. Üretilmiş 14 adet uçak var. Bu uçaklar ihraç ediliyor. Birkaç tanesi test için ayrılacak. Ve Hürkuş 2 olarak adlandırılan, daha hafif, biraz daha tasarımsal olarak değişikliklere sahip ikinci versiyon geliyor. Muhtemel Hürkuş 2'nin de ilk uçuşunun Haziran ayı gibi yapılması bekleniyor. Benim tahminim çok hızlı bir şekilde test ve sertifikasyon sürecinin arkasından da Hava Kuvvetleri eğitim uçağı olarak envanterine katacağını tahmin ediyorum. Sonuçta Hürkuş, TUSAŞ'ın bir çok önemli bir ARGE projesi. Yani bir iş yüklemekten sonra birçok sistemin geliştirildiği, işte mesela Hürkuş'un A modeli ilk Türkiye'de ilk sertifiye edilen Avrupa Havacılık Otoritesi EASA yetkisine sahip. Bugün sivil uçaklar bu lisansları alarak, örneğin eğitimde bir bakıyorsunuz, işte İsrail, İtalya, Yunanistan gibi, İngiltere gibi ülkeler bu tür hava araçlarını sivil testçiyle geçirerek eğitimlerin daha sivil sistemler üzerinden yapılmasına imkan tanıyor. Bu çok önemli. Bunu alan ilk uçak olmuştu. B, Hava Kuvvetleri versiyonu için bir eğitim modeli oldu. Hürkuş C, yakın hava desteği veriyor. Bu tür pervaneli uçaklar jet alamayan ülkeler için hem düşük maliyetli operasyon hem de uygun fiyatıyla birlikte bir alternatif sunuyor. İHA'larla birlikte kullanılabiliyor bu hava araçları. Ve burada da ben Hürkuş'un bir pazar şansı olduğuna çok ciddi inanıyorum. Ve bunlarla da ilgili bu gelişmeler hızla farklı farklı boyutlara doğru kayıyor. Ben de bu açıdan hem normal Hürkuş hem de Hürkuş 2'nin bir pazar şansı yakalayacağına inanıyorum. Bir başka önemli konu da M60 tanklarının modernizasyonu. Bunlarla ilgili M60T'lerin ilk modernize edilen ilki düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Malum proje Savunma Sanayi Başkanlığı UKTES'inde devam ediyor koordinasyonunda. Aselsan alt yüklenici. Bugün Aselsan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tankların yanı sıra işte Amerikan tankının, Alman tankının, Rus tanklarının modernizasyonunu gerçekleştiriyor. Bir tankın tamam yürüyen aksamının dışında özel optik sistemlerle atış gücünü arttırıyorsunuz. Kullandığı silahları daha yenilikçi hale getiriyorsunuz. Belki platform aynı kalıyor ama daha uzun yıllar kullanılabilecek bir altyapı da üzerine konmuş oluyor. Durumsal farkındalığını arttıracak çeşitli ekipmanlar takıyorsunuz üzerine ve daha uzun yıllar daha etkin olarak kullanılması sağlanıyor. Peki M60T tankında modernize edilen konular ne? Bunların başında da Volkan Treme atış sistemi geliyor. Bu atış sistemi çok uzaktan hedefin bulunması, işaretlenmesi ve etkin bir şekilde vurulmasını sağlayan çok önemli bir sistem.
Bunlarla birlikte tank komuta kontrol, muhabere bilgi sisteminin yenilenmesi, yani tankın işte karargahla, diğer tanklarla rahat bir şekilde iletişime geçmesi, görevlerinin yönlendirilmesi, bunlar çok çok önemli konular. Bu konuyla ilgili bir modernizasyon adımı atılmış durumda. Bunlarla birlikte tabii ilave zırh, malum işte görüyorsunuz Ukrayna Savaşı'nda bir ufacık bir drone, omuzdan atılan mühimmatlar tanklara çok büyük zararlar veriyor. Bunlarla ilgili yeni nesil zırhlar. Ama tabii zırh dediğiniz zaman tankına kadar ağırlaştırırsanız o kadar motora yük bindiriyorsunuz, yavaşlatıyorsunuz, hareket kabiliyetini düşünüyorsunuz. Daha yeni nesil, daha etkin, koruma sağlayacak zırh sistemleri konuyor. Bir de tabii ki personelin oturduğu koltukların değiştirilmesi. Bunlar işte herhangi bir şekilde mayın olarak adlandırılan EYP'lere karşı etkinliği arttırılacakça tankın personeli de korumak lazım. Sadece tankın zırhı değil, o koltukların da balistik korumaları o mürettebatın hayatta kalması için çok çok önemli bir faktör. Bunlarla da ilgili modernizasyon gerçekleştirilmiş durumda. Şimdi diyeceksiniz ki bunlarla ilgili hemen alta yorumlar gelecek. Altay'da durum nedir? Altay biliyorsunuz BMC tarafından seri üretimi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da 2023'te ilk iki tank kara kuvvetlerine teslim edildi. Şimdi yaklaşık kara kuvvetlerin 2 yıla yakın bir testi sürecek. Muhtemel bu 2025 içerisinde bu testlerin tamamlanması planlanıyor. Arkasından gelecek geri dönüşlere göre, tabii bu testlerle ilgili halen geri dönüşler geliyor. Arkasından BMC seri imalata başlayacak. Seri imalatla ilk olarak biliyorsunuz çok ciddi bir motor problemi vardı. Almanya motorları vermediği için projenin gecikmesi söz konusuydu. Motor çözümü Kore'den geldi. Kore'den ilk 85 adet tank Kore motorlu olacak. Bunun sonrasında da BMC Power'ın geliştirdiği 1500 beygir gücünde yerli motor entegre ediliyor. Yerli motorun da 2027'den itibaren konulmaya başlanması planlanıyor. 85'i Kore motorlu dedik, 165'i de yerli motorlu olacak bunların. Altay'ın ve arkasından da envantere girmeye başlayacak. Halen BMC Ankara'da, Akıncı'da, Kahraman Kazan'da yer alan bir bölgede fabrika inşaatını çok önemli ölçüde tamamlamış durumda. Seri üretimde buradan yapılacak ve buradan geldikten sonra kara kuvvetlerinin modern bir tank altyapısına Altay'la birlikte geçilecek ve tabii ki bunlarla da işte ilgili gelişmeleri önümüzdeki videolarda görmeye başlayacaksınız. Son konu olarak biraz depreme değinelim isterseniz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremin birinci yıl dönümüydü. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. Ve bu deprem sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, sahil güvenlikle birlikte emniyet tabii ki çok önemli bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi de Türk Hava Kuvvetleri'nin nakliye uçaklarının yaptığı bir ayda, sadece bir ayda 6320 sorti uçuştu. Bu normalde bir ülkenin, herhangi bir yabancı bir hava kuvvetinin çok rahat da yapabileceği bir operasyon değil. A400M'lerden C-130'lara, C-160 uçaklarından CN-235'lere, helikopterlere kadar çok yoğun bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon bir kez daha neden nakliye uçaklarının, helikopterlerinin çok çok önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Belki bir savaş uçağını bir savaşta kullanıyorsunuz ama nakliye helikopteri, nakliye uçağı her türlü doğal afette bir ülkenin eli kolu çok çok önemli. Bunun yanı sıra işte jandarma, emniyet, sahil güvenlik, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, hava kuvvetlerine bağlı helikopterler çok ciddi bir operasyon gerçekleştirmiş durumda. Yaralıların taşınması, malzeme nakli, kurtarma ekiplerinin transferleri, yani bir bölgeye ulaştırılması, başka bölgeye kaydırılmasında da helikopterler çok ciddi bir rol oynadı. Ben geçtiğimiz günlerde, hatta çok yakında izleyeceksiniz, Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bu tür Havelsan tarafından geliştirilen askeri teknolojilerin nasıl sivil hayata uygulandı? Bunlar nedir? Örneğin durumsal farkındalık konusunda ne yapılıyor? Giyilebilir teknolojiler. Örneğin askerin üzerine takıyorsunuz. Sağlık durumu nasıl? Mermisi bitti mi? Nerede? Ne yapılıyor? Gibi bir sürü şeyi takip ediyor. Bunu itfaiyecinin üzerine taktığınız zaman arama kurtarmada daha etkin kullanıyorsunuz. Normalde işte gemilerde, kara araçlarında, uçaklardaki komuta kontrol sistemlerini yere koyduğunuz zaman en zorlu işte depremde, doğal afette bunların iletişimi sağlanıyor. İşte askeri alanda geliştirdiğimiz teknolojiler sivil alanda hayat buluyor. Bunlarla da ilgili de çok güzel bir video hazırladık.
Çok yakında onu da sizlerle. Bu teknolojiler neler, neler yapılıyor? Drone örneğin burada ne kadar önemli? Bunları görme şansına sahip olacaksınız. Evet, konularımız bunlar. Arkadaşlarımız bazen yazıyorlar işte, yok sivil çok fazla, yok askeri çok fazla. Ben açıklamaların altına hangi konu, hangi dakika, saniye başlıyor işaretliyorum. Lütfen bunları yapacağınıza bir alta bakın açıklamalara. Konu başlıkları var. Beğendiğinizi izleyin, beğenmediğinizi izlemeyin. Size bu opsiyonu sunuyorum. Tutup da işte şöyle oldu, böyle olduğundan çok bunu değerlendirin, bunu yapmanızı istiyorum. Bir ikincisi de tabii ki bunların devamını istiyorsanız beğen tuşuna bakılsın. Abonemiz 300 bini geçti, 301 bini hatta geçti. Devam edin bakalım, şöyle bir 400'ü hedefleyelim, nereye doğru çıkacağız. Ben de açıkçası merak ediyorum. Bir sonraki gündem videosunda farklı bir yerde olmak üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.